Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Carl Johnson ile Franklin Clinton arasındaki bağlantıyı inceleyeceğimiz bu videoya hoş geldiniz. Son zamanlarda insanlar arasında GTA 5'teki Franklin Clinton'ın GTA San Andreas'taki Carl Johnson karakterinin oğlu olduğu yönündeki dedikodular yayılmaya başladı. İşte bizler de bu videoda bu bağlantının ne kadar doğru olup olmadığına bakacağız. Öncelikle Franklin Clinton'ın aile bağlarını incelememiz gerekir. Annesi Franklin'e hamileyken babasının evden kaçmasından dolayı onun hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Franklin'in annesinin babası tarafından sürekli şiddete maruz kalmasından dolayı uyuşturucu bağımlısı olduğu ve doğumdan 1-2 yıl sonra da öldüğü bilinmektedir. Bu sebeple Franklin sürekli teyzesiyle birlikte yaşamaktadır. Franklin'in babası olduğu iddia edilen Carl Johnson ise 1968 yılında Los Santos'ta doğmuştur. Annesi Beverly Johnson'dır ve tıpkı Franklin gibi o da babasını tanımamaktadır. 1987 yılında Los Santos'tan ayrılır ve Liberty City'ye kaçar. Franklin annesi 1987 yılında da hamile olabilir. Fakat Franklin'in tam doğum tarihi verilmemiştir. Bu yüzden bu ihtimalleri göz önüne alınarak yapılmış bir varsayımdır. Eğer durum gerçekten buysa, CJ'in Franklin'in babası olmaması için bir sebep yoktur. Eğer CJ, Franklin'in annesinin hamile kaldığını öğrenmişse, sorumluluk almamak için o yıl Los Santos'tan kaçmış olabilir. İkisi de Los Santos'un pek gelişmemiş yerlerinde yaşamaktadır ve ikisi de GTA evreninde geçen aileler çete örgütüne bağlıdır. Bazı oyuncular konuyu Franklin'in teyzesinden bağlamaktadır. Teyzesinin adı Dennis Clinton'dır ve bu karakterin aslında GTA San Andreas'ta gördüğümüz Dennis Robinson olduğunu iddia etmektedirler. İddiaya göre Franklin'in teyzesi aslında onun annesidir ve doğumdan sonra Dennis Clinton oğlunu kız kardeşine vermiştir. Kız kardeşi ölünce de oğlunun baştan kendi üzerine kalmasından dolayı da Franklin'e genelde kötü davranmaktadır. İşte bu sebepler yüzünden Dennis Clinton'ın Dennis Robinson olduğunu düşünülmektedir. Sonuçta iki karakter de aynı çete örgütüne üyedirler ve ikisi de çete örgütlerine sadıktırlar. Fakat bu iddia doğru değildir. Çünkü San Andreas'la Dennis Robinson'ın Carl Johnson ile ilk kez tanışması senaryo sırasında olmuştur. Senaryo ise 1992 yılında geçmektedir. Franklin ise 1988 yılında doğmuştur. Tabii bir ihtimal de San Andreas'ta gördüğümüz Dennis Robinson'ın yine Franklin'in teyzesi olabileceğidir. Franklin ile CJ arasındaki bağ böyle açıklanabilir. Fakat her ne kadar bu bağ oyuncuları heyecanlandırsa da böyle bir şeyin olması zorunlu değildir. Ve böyle bir bağ destekleyecek kanıt sayısı çok çok azdır. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Gizem videolarının devamı için like atmayı, daha fazla gizem videosu için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.